Merhabalar. Bugün WAPŞAN'da 2018 Dünya Gençler Şampiyonasında oynadığı bir oyunu göstereceğiz. WAPŞAN'la siyahlarla oynarken beyazlar Brian Sebasti Escalanti Ramirez afilli bir ada sahip E4 oynamış. E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5'te İtalyan açılışına girince beyazlar rok atıyor. At F6'ya da çok sert bir hamle D4 Esasen bu İtalyan Gambit olarak biliniyor. Hemen fil C4, fil C5'ten de sonra oynanabilirdi. Beyazlar hızlı gelişim için piyon feda ediyor. D piyonlarının feda edilmesi hiç şaşırtıcı değil. Çünkü hem bezirin hem de filin önü açılıyor. Ve rakip bu piyonu alırken vakit kaybediyor. Burada E alır D4 hamlesine beyazlar E5 ile devam edebilir. Max Lange atak olarak geçiyor bu. Ama farklı olarak burada e, siyahlar siyahlar alır D4 yapıp piyon yapısında bozmayabilir. Vahap da tercihi bu şekilde oluyor. At alır D4. At alır D4'ten sonra siyahlar temiz bir piyon önde ama beyazların buna karşılık biraz gelişim üstünlüğü ve fil çifti var. Fil çiftinin üstünlük olup olmayacağı oyunda anlaşılacak. Şimdi devam edelim. Beyazlar fil G5 ile atı açmaza almış ve F8'deki filin eksikliği bu açmazı can sıkıcı hale getirebilir. D6 ile gelişim hamlesi. Şimdi beyazlar çok hızlı hareket ediyor. Açmazda bir taş varsa F6 atı açmazda açmazdaki taşa olabildiğince yüklenmek klasik bir strateji ve şimdi beyazların fikri F alır E5 yapıp F6'da duble bir piyon oluşturmak veya baskıyı arttırmak. Ama hemen hemen oraya Neşter atıyor Vapşanal ve aşaltıyla ne yapacaksan yap diyor. Dublem yapacaksın. Yap diyor. Şimdi F6'dan sonra G alır F6'ın mecburi ve hiç şikayetçi olmayacak Vapşanal. Çünkü Vezir F6'ya F alır E5 yapınca kalenin önü açılıyor. Vezir alır E5 yapınca da F7 piyonu düşüyor. Fille ve kaleyle istemekte gördüğünüz gibi. İşte bu sebepten iki taraf da belki de arzuladığı şeye uğraşıyor. Beyazlar F hattında duble oluşturmak istiyordu. Bu option aldı. Bundan şikayetçi değil. Bakalım ne olacak? Şimdi F5 oynamış beyazlar. Ve filin E6'dan çıkışını engellemiş. Yani ben seni boğuyorum diyor. Bu arada tabi ilginç olan F5 piyonunun iki piyonu birden durduruyor olması. Yani siyahlar piyon fazla ama bu fazla piyonları duble halde. Bunun yanı sıra tabi beyazlar da fil çiftinden vazgeçti. Bu arada şu soruyu size sormalıyım. Beyazlar F5 oynarken neyi amaçladı? Yani F5 hamlesini değerlendirir misiniz? Zaman zaman böyle sorular soruyordum. Yani şunu söylüyordum. Nasıl düşünülür? Öncelikle rakip hamle yaptığında kendiniz için hamle aramayacaksınız. Rakip için hamle arayacaksınız. Biraz çelişkili. Ama satranç tek taraflı bir oyun değil ki. Rakiple oynuyorsunuz. Rakibi anlamadan en doğru hamleleri bulmanıza imkan yok zaten. O zaman iki soruyu soruyorduk. Tekrar edeyim. Birincisi rakibim neden bu hamleyi yaptı? Mesela biraz önce bir açıklamada bulundum. Filin E6'dan çıkışını engellemek için mesela. İkinci soruyu da sormalısınız. Sıra rakibime geçerse ne yapacak? Beyazlarla düşünüyorsunuz yani. Düşündüyseniz söyleyeyim sıra beyaza geçerse. Örneğin siyahlar filde yedi gibi bir hamle yaparsa beyazlar vezir h5 gelecek. Feyid'den mat isteyecek. Ve siyahlar ciddi şekilde savunmaya bağlanacak. Yani kale h7 yaptığında e, hiç hoş gözükmüyor. 8 yatay zayıf. E, Şah ve kale savunmaya bağlı. Durum hiç ama hiç iyi değil. O yüzden vezir h5 ciddi bir tehdit. Burada... Vahapşanal elbette rakibi anlayarak h5 sürüyor. Yoksa h5'in amacı e, rakibi mat etmek değil bu kadar gelişim geriyken h5 sürmek mantıklı gözükmüyor. Ama illaki oynamak zorundasınız vezir h5'i engellemek için. Devam ediyorum. Beyazlar a4 oynuyor. Sıra dışı yaratıcı bir hamle. Çünkü e, a6 sonrasında beyazların hamlesi kale a3 kaleyi saldırıya sokmak. O da h5 piyonlu bir hedef olarak görüyor ve kale aktarmasıyla şaha karşı tehditleri oluşturabilir miyim diye düşünüyor. Fil D7 biraz gelişim. Fil A2 olası büyük olasılıkla olası B5'lere karşı bir geri çekilme hamlesi H4. Şimdi Vapşan'a H5 gelmişken bu H biyonda bir tehdit aracı olarak kullanabilir miyim diye haklı olarak düşünüyor. Beyazlar da A5 oynuyor. Bu hamleyi de çok anlamadım ama büyük olasılıkla e, siyahların B5 fikrini kesmek için mi? Ama tabii temelde şöyle bir şey var. Düzeltiyorum. E, A4'teki piyon boşta kalmasın diye o kadar derin bir anlam yüklememek lazım. A5 oynuyor. Ve vezir B8. Rubinstein zamanından bilinen tipik bir manevra. Şahin savunmasında da vardır bu manevra. Bazı varyantlarda vezir B8'den A7'ye gidince. Yani burada vezir kötü durumdaydı ve iyi oyuncuların kötü taşı olmaz siyahlar yani standart gelişim yani veziri herhangi bir kareye gidince başlangıç karesinden başka bir kareye oynayınca vezir gelişmiş olmuyor bu tüm taşlar için geçerli önemli olan çıkan taşın etkili olabilmesi yoksa çıkmış bir taş gelişmemişken bazen yerinde bulunan bir taş bile gelişmiş olabiliyor mesela burada çok etkili bir örnek olmayabilir ama kale A8'den şikayetçi değiliz. Çünkü duruma göre A3 sürüşünü destekliyor. Yani bu kalenin etkinliği var. Önü olabildiğince açılmış durumda. Ve vezir B8 hamlesi de bu açıdan çok ama çok ilginç bir hamle. Veziri olabildiğince etkili hale getiriyor. Kale A3 vezir A7 beklenen manevra ve şimdi açarak şahlar istiyor vezir sinsi sinsi şa bakıyor. Gerçi çok açık ama. Burada beyazlar şaş bir kaçarsa bir anda vezir c5 geliyor. Bakın vezir ne kadar etkili hale geldi. Yani vezir D8'deydi. Şunu hayal ediyor oyuncular. Bu vezir nerede olsa etkili olur. E vezir kanında gitse etkili olurdu. İşte bu sebeple beyazlar kale F2 oynamış. Böylece vezir C5'i bir tehdit olmaktan çıkartıyor C2 iki kez koruyarak. Şah E7. Yine yani klasik kalıplara uymayan bir hamle ama oldukça mantıklı. Yani rok atmak şahı güvenliğe almak içindir. Ama en güvenli yer merkez zaten. Niye ezbere uzun rok atayım burada? Yani uzun rok attığım zaman şah burada daha mı güvenli olacak? Hiç zannetmiyorum ama E7'de çok daha iyi durumda. C3 oynamış. At C6. B4. Gördüğünüz gibi uzun ok atsaydık da böyle saldırılar gelecekti. Kale AG8. Kalelerin bağlantısını sağladıktan sonra Vahap Şanal şah kanadından yüklenecek. At D2 çıkmış. Kale G7. At C4. Ve şimdi at C4'ün tehdidi diye yine sorguluyoruz. At C4'e gitti ama sonraki hamlesi daha önce yapamayıp da şimdi yapabileceği at 3 At D5 gelip şah çekecek. Şah gidince de F6 piyon düşecek. Dolayısıyla Şanal şimdiden önlem alıyor. Şah D8 oynuyor. Ve kale D3. Artık beyazların umudu da merkezde. Kale HG8. Şimdi tehdit elbette kale alır G2. Çünkü kale açmaz da. Beyazlar şah F1 oynayınca şimdi videoyu durdurup düşünebilirsiniz acaba siyahlar bu durumda, siyahlarla Vahap bu durumda ne oynadı? Hamle vezir alır F2. Gökten düşen yıldırım. Nereden çıktı bu hamle? Şah alır F2'den sonra kale alır G2 var ve Şah inanılmaz tehlikeler altında E3'e çıkıyor mecburen. Eğer G1'e gitse, e, geriye gitseydi, şah E1 oynaysaydı, kale G1 şah, şah D2, kale 8 G2 şah, şah C1'den sonra veziri alıp fili alırdı ve kazanç konuma geçerdi alet fazlasıyla. Dolayısıyla şahın merkeze doğru yolculuğu kaçınılmaz. Üstelik kaleler varken hiç de hoş değil beyazlar açısından. Kale alır H2, şimdi piyonu süpürüyor ve tehditlere devam ediyor. Bu durumda kale alır A2 yapsa at alır D6 can sıkıcı olurdu. Yani cd 6 kale alır. D6 ile beyazlar karşı şans elde ederdi. Bilmiyorum beyazlar bunu mu planladı? Pek de zannetmiyorum büyük olasılıkla vezir fedası şok edici bir etki yarattı. Burada şahı üçe kale alır A2 yapınca e, at D6 imkansız çünkü şu anda Kale G3 tehdit ediyor Vapşanal. Nefes aldırmıyor. Fırsat vermiyor rakibine feda için. At D2 dönmüş. Kale G3. At F3 kapatınca kale alır A2. Ve fil artık almış. Materyal açısından da e, çok sıkıntı yok. Çünkü bu durumda artık vezire karşı kale fil ve 3 tane de piyon var. Fazlasıyla e, bir materyal var. Vezir B3 oynamış. Kale G G2 at alır h4. Ee, burada şimdi kale e2 mat istiyordu. Mecburen at alır h4 yapıyor. Burada eğer kale d2 oynasaydı. Kale a d2 at d2'den sonra şah e8 feydi piyonunu koruyacaktı. Ve h piyonu büyük bir tehlike. Mesela vezir b1 oynadı. Kale g3 at f3'e. Şimdi bir de d5 ile yarma. Çünkü e 5e at e7, f5 bir onu istekte, d5 istekte, at alır f5, at d5 tüm bu tehditler karşısında beyazlar çaresiz kalırdı. Oyuna dönelim. At alır h4 yapıyor. Kale h2, vezir alır f7, fil e8, vezir f6, at e7 kapatıyor. Kale d1 ile şahına biraz nefes aldırdı. Kale h3, at f3, fil h5. Açmaz'daki ata yüklendi. Beyazlar'da Vezir H8 Şah çekiyor. Şah d diye Kale F1'le koruyor. Ama burada durumu tuttum derken Beyazlar bir hamle kaçırmış durumda. O da Kale E2 ünlem. Şah alır E2 yaparsa Fil F3 ile Vezir boşta. Dolayısıyla alamaz. Şah D3 oynamış. Kale E H2. Şimdi... E, fil alır F3 yapmak istiyor. Vezir G7 oynamış. Fil alır F3. Çağrı yoktu zaten. Kale F3. Kale F3. Şah C4'e. Kale C2. Mat de diyor. Burada testin bayrağını çekmiş beyazlar. Vahap Şanal'dan gerçekten güzel bir vezir fedası ve güzel bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemez ve kanala abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.